eski sevgilime benziyorsun diyerek öz kızına defalarca tecavüz edip iki kez hamile bırakan, kızının yaptıklarını kimseye anlatmaması için ölümle tehdit eden BD isimli baba hakkında 2019 yılından 45 yıla kadar hapis istemiyle dava açılıp tutuklandığı, ancak bir sene sonra adli kontrolle serbest kaldı. Ne güzel bir dünya ya. Ne güzel Türkiye. Siyasi olduğu zaman Yok yere iki senede aşağı bırakmıyorlar. Ama mafya olursan bir şey olmaz, tecavüzcü olursan bir şey olmaz, adam öldürürsen bir şey olmaz. Yani onlar adli kontrole bırakılır. Onların tahliyesi çok kolay, kolaydır. Siyasi olma. Hükümete, devlete laf söyleme. Ne olursan ol. Adam öz kızını hamile bırakmış iki defa şerefsiz her kimse 45 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmış, bir sene sonra bırakılmış. 45 yılla yargılanan insan nasıl bir sene sonra bırakılır yani? Nasıl olur böyle bir şey? Ya sevk maddeleri, mahkemeye sevk maddeleri yalan, 45 yıllık bir durum yok ortada. Ya da bu e, tahliye yanlış. e, ee, bu adaletsizliği nasıl değerlendirirsiniz? Evvela şunu söyleyeyim. Memleketin geldiği noktayı gösteriyor. Baba öz kızına tecavüz ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi İslam'da e, bazı şeyler haram. Bunları kınayanlar. Mesela kız çocuğu da olsa kendi babasının yanında her tarafını açı, açamaz, açık saçık gezemez. Bunu kınayanlar, anne çocuğunun yanında açık saçık gezemez, diz kapağı göbek arasını örtmek zorundadır, diz kapağı ve üstünü kapatmak zorundadır. Ben bunu yıllar evvel söylediğimde bana her lafı söyleyenler, İşte bakın böyle olaylar oluyor. Sen istediğin kadar olmaz de. İşte bak adam kendi öz kızının namusunu kirletiyor. Kendi annesinin namusunu kirletenler. Girin internete bir sürü misal. Bir sürü. Kendi annesine, kendi bacısına, kendi kızına, anne annesine. Anne annesine. Yani demek ki insan bu kadar alçaklaşabiliyor yani. İşte İslam da böylelerin hesaba katıyor. Diyor ki bazı ölçüler koyalım. Şunlar haramdır. Şunlar ya, bunlar böyle e, olursa bazı sapıklar tahrik olur. Evet tabii ki herkes böyle yapmaz. Yani normal bir insan annesinin diz kapağının üstünü de görse haşa annesine tecavüz mü edecek? Tabii ki olmaz ama sapık insanlar var, ahlaksızlar var. Yani mesela devlet bazı kanunlar koymuş. O şu şunlar suçtur demiş. Tüm toplum o suçları işlediği için mi? Yok. 50 milyon, 80 milyon toplumdan bazıları o suçu işler. İşte onlar için konuluyor o kanun. Onun gibi. Allah'ın bu kanunları da böylesi sapıklar için. Yani bunlar yapar belli olmaz ne yapacağını. Allah önlem alıyor. Ve bunu kınayanlar annenizden tahrik mi oluyorsunuz bilmem bacınızdan tahrik mi oluyorsunuz siz sapık mısınız nesiniz diyenler terbiyesizlik yapma biz o cevabı kendimiz için vermedik böyleler var. Anasının da arzına geçen var, kızının da arzına geçen şerefsizler var. İslam bunlar için önlem alıyor. Ne var bunda? İşte toplumun geldiği nokta. Yani eğitim hiçbir şey veremiyor. Televizyonlar ahlakı her gün daha çok bozuyor. Çarşı pazar deseniz o da öyle. İnternet zaten berbat. İşte toplumu, devletin bu toplumu getirdiği nokta. Öz kızına tecavüz eden şerefsizler. Herkes mi böyle? Tabii ki değil. Ama bu olaylar da çoğalmış. Bu da bir gerçek. Hem sadece böyle mi olması lazım? Bunun türlü türlüsü var. Yani komşusunun karısının ırzına geçen de şerefsiz. Yani her türlü zina kötüdür bir tek bu mu ya? Bu en iğrenci belki. Kendi kızı. Belki hepsi bu kadar alçak olmuyor ama bir sürü namus düşmanı var. Toplumun bu hale gelmesinden devlet sorumlu değil midir? Eğitim sorumlu değil midir? Adalet sorumlu değil midir? 45 yılla yargıla bir sene sonra bırak.